Bu kayıtların da ortaya koyduğu üzere 23 Nisan tıpkı bugün olduğu gibi 1940'ların sonunda da resmi törenlerle kutlanıyordu. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik bayramı olduğu düşünüldüğünde bu son derece olağan. Öte yandan çocukların törendeki ağırlığı ve düzenli katılımı 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak da planlanıp kutlandığını gösteriyor. Oysa bu görüntülerin çekildiği tarihte ulusal bayram ve genel tatiller hakkında 1935'te çıkan kanun geçerliydi. Bu kanunda 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü yalnız Ulusal Egemenlik Bayramı olarak geçiyordu. İlan edilenler arasında bir çocuk bayramı bulunmuyordu. Bu görüntülerin çekilmesinden yaklaşık 30 yıl sonra 1979'da TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'ni başlattığı zaman da durum aynıydı. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını birkaç yıl sonra 1983'te aldı. Daha geriye gidildiğinde gazete haberleri ve fotoğraflar Atatürk'ün sağlığında da 23 Nisan'ın bu iki niteliği taşıdığını gösteriyor. Bu durumda 23 Nisan'larda Ulusal Egemenlik Bayramı ile Çocuk Bayramı neden, nasıl bütünleşti? Fakat resmiyete dökülmedi. 1983'te hangi şartların değişmesiyle bu resmileşme gerçekleşti? Acaba seyrettiğimiz filmlere bu gözle bakınca farklı ipuçları bulabilir miyiz? Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açıldı ve meclis bir yıl sonra bugünü milli bayram olarak kabul etti. Kanunda bayrama atfedilen başka bir tanım yoktu. Kurtuluş Savaşı boyunca ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında 23 Nisan'larda geçit törenleriyle resmi tebriklerle meclisin açılışı kutlandı. Çocuklar bu törenlerin bir parçasıydı. Ancak 23 Nisan henüz onların bayramı değildi. 23 Nisan'la çocukların doğrudan ilişkilendirilmesi Cumhuriyet'in ilanından birkaç yıl sonra oldu. 1925 yılında 23 Nisan'la ilgili gazete başlıklarında bu bakımdan net bir fark göze çarpıyordu. Birkaç gazetede birden 23 Nisan'la çocukları bir araya getiren ifadeler belirmişti. Son Saat gazetesi 23 Nisan Himaye-i Etfal günüdür diyordu. Himaye-i Etfal çocukları koruma demekti ve bu işi kendine hedef edinmiş olan bir cemiyetin adıydı. Aynı cemiyet 1926'da 23 Nisan'ı çocuklara adadığını duyurdu. ...1927'de ise 23 Nisan'ı Çocuk Günü olarak ilan etti. Cemiyet, 2 yıl sonra da 23 Nisan'la başlayan haftanın Çocuk Haftası olarak kutlanmasına karar verdi. Gazetelerin bahsettiği Himaye-i Etfal Cemiyeti, kendini 6 Mart 1917'de İstanbul'da kurulmuş olan bir derneğin devamcısı sayıyordu. Ankara'da Haziran 1921'de faaliyete geçmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın himayesi altında savaş yıllarında ağırlıklı olarak ailesiz kalmış olan çocukların barındırılması ve bakımı ile ilgilenmişti.
gelir sağlamak için at yarışları düzenlemek, bağış toplamak gibi faaliyetlerde bulunmuş, 23 Nisan'larda protokol listesinde de yer almıştı. Hatta 1924'te Latife Hanım tarafından temsil edilmişti. ...1925'te ise durum bambaşkaydı. Himaye-i Etfal Cemiyeti ya da daha sonra aldığı isimle Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bayramını sahipleniyordu. Hatta ona kendi faaliyet alanıyla ilişkili yeni bir anlam katıyordu. Himaye-i Etfal bir devlet kurumu değildi. Fakat bu kararı hükümetten bağımsız olarak almış olamazdı. Esasen cemiyet, müstakil bir kimliğe sahip olsa da kurucuları milletvekilleri ya da hükümete yakın isimlerdi. Cemiyet için çok büyük gayretler sarf eden, uzun yıllar başkanlığını üstlenen Mehmet Fuat Umay da Kırklareli mebusuydu. Himaye-i Etfal Cemiyeti, bu yapısıyla 1925'te faaliyete geçen Tayyare Cemiyeti ya da Veremle Mücadele Cemiyeti'ne benziyordu. Bu cemiyetlerin bu tarihlerde ortaya çıkması ya da yükselmesi sebepsiz değildi. Hükümetin kaynaklarının yeterli olmadığı bu erken cumhuriyet yıllarında her biri kendi alanında hükümet politikalarına uygun işlevler üstlenecekti. Ağır işleyen devlet bürokrasisine göre daha hızlı hareket edebilir, yaygın şubeler açarak insan kaynağı ve gelir yaratabilir, kah bir seferberlik, kah bir şenlik söylemiyle kitlelerin duyarlılığını belli konularda yükseltebilirlerdi. Her alanda yeniden yapılanmanın hızlandığı 1920'lerin ortasında devletin çocuk davasına bakışı daha kapsamlı bir içerik kazanmıştı. Çocuk, ulusun bütün özelliklerine sahip olması beklenen bir bireyin taslağıydı. Bu da aileyi ve eğitimi merkezi bir meseleye dönüştürüyordu. Bunun yanı sıra toplumsal ve ekonomik kalkınma için nüfusun artırılmasına, sağlıklı vatandaşların yetiştirilmesine yönelik politikalar çocuk davasıyla çok yakından bağlantılıydı. Son Saat gazetesine göre, bugün Türkiye meselesi, nüfus meselesi ve nüfus meselesi çocuk meselesiydi. Ve Himaye-i Etfal, Türkiye'nin en büyük davasıyla uğraşan biricik kurumdu. Himaye-i Etfal Cemiyeti, giderek çocuklarla bütünleştirdiği 23 Nisan'larda gündem oluşturarak, İl ve ilçelerde şubeler açarak, yetimhaneler, sağlık merkezleri kurarak devletin çocuk politikalarına destek verdi. Çocuk davası aynı zamanda kadınların, annelerin de davasıydı. Annelerin sağlığı, çocuk bakımının bir çerçeveye oturtularak onlara öğretilmesi, bakım evleri açılması da işin bir parçasıydı. Cemiyet, 1929'da bu alanda da bir adım attı. Başkan Fuat Umay'ın çağrısıyla Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin fahri başkanı Mevhibe İnönü'ydü. Başkanlığı Fıtnat Çakmak üstlendi. Eşi Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'tı. Diğer kurucular arasında da siyasetçilerle evli olanlar ağırlıklıydı. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin adı Aralık 1934'te bizzat Atatürk tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu'na çevrildi. Kadın Cemiyeti de Yardım Sevenler Derneği adını aldı. Bu iki dernek yıllarca 23 Nisan'ın Milli Egemenlik Bayramı niteliğinin yanında bir çocuk bayramı olarak kutlanmasında ve organizasyonunda birinci dereceden rol üstlendiler.